Merhaba arkadaşlarım. 22 numaralı ünitemize geçiyoruz dostlar. Bu videomuzla birlikte hemen birinci köşe taşıyla başlıyorum arkadaşlar. Faiz problemlerine geçiyoruz dostlarım. İlk köşe taşımız şöyle odaklanmayı ayarlayalım. Her şey yolunda ve başlıyor. Birinci soru diyor ki: Yıllık %30 basit faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan 200 TL 28 ay sonra kaç TL olarak geriye gelir diye bir soru sormuş. Gelir getirir diye sormuş. Arkadaşlarım faiz problemlerinde kullanacağımız formül F yani faiz eşittir. Ant bölü 100 diyeceğiz dostlarım. Buradaki A dediğimiz şey ana para yani kapital yani bankaya yatırdığımız para. N dediğimiz olay bankanın bize uyguladığı faiz yüzdesi. T dediğimizde zaman. Ne kadarlık zamanda yatırmışız bunu söylüyor dostlarım. T de zamanı belirtiyor. 2 ay, 3 yıl, 5 ay, 10 gün gibi değişecek. Bölü 100 var kardeşler. Şimdi bu bizim yıllık faiz miktarımız. Yıllık faizimiz. Eğer ki bize aylık derse bir yılda kaç ay var diye sorup 12 diyeceğiz. Bu 100'ü 12 ile çarpacağız. Eğer günlük faiz derse bir yılda kaç gün var? 360 gün var diyeceğiz. Çünkü bankalar her ayı 30 gün kabul ediyor dostlarım. 360 çarpı 100 diyeceğiz buraya. Aylıkta 12 ile çarpacakmışız 100'ü. Günlükte de 360 ile çarpacakmışız. Ama yıllık derse bir şeyle çarpmıyorum. 1 ile çarpıyorum diye düşünebiliriz. Evet, birinci sorumuz. Yıllık %30 basit faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan 200 TL. 200 TL yatırıyorum. Ana para 200. %30'dan yatırıyorum dostlarım çarpı 30. 28 ay sonra diyor. Demek ki 28 aylığına yatırıyorum ben bunu. 28 ile 28 yatırma zamanım ay dediği için 12 çarpı 100 yazıyorum buraya. İşte burada bulacağım işlem benim faizim olacak dostlarım. Hadi bulalım. 2 0 gitsin, 2 0 gitsin. 2'ye bölelim, 2'ye bölelim 6. 6 ile 30'u sadeleştirelim 5. 5 ile 28'in çarpımı da 140 lira faiz getirilmiş dostlar. Hemen 2'ye geçtim. Deniz 1000 dolarını, şimdi 1000 doları var bu hatunun. 1000 dolarını yatırıyor. %10'dan yatırıyor. 2 yıllığına, yıl dediği için bölü 100 diyorum arkadaşlarım. Hemen buradan kazancı bulalım. Birer sıfır sildim. Bir sıfır da buradan sildim. 200 dolar kazancı var bu hatunun. Faiz 200 dolar geldi. Yani parası 1200 dolar oldu şimdi bu kadının arkadaşlarım. 1200 doları var. Diyor ki, dolar diyor 2 yıl sonra 2,15 lira olacak diyor. Sen hemen ne yapacaksın kardeşim? 1200 dolarım var. Çarpı 2,15 ile çarparsam acaba param kaç lira olur diye soracaksın dostum. Hemen işte burayı siz çarparsınız arkadaşlarım. Ben çok uzatmayayım o mevzuyu. Edirne çıkıyormuş sorumuzun cevabı. Geldik buraya. Yıllık %25 faiz oranı ile bankaya yatırılan 480 TL. 7 ay sonra hadi yapalım. Kaç TL faiz getirir diyor. 480'i yatırıyorum dostlarım. %25'ten yatırıyorum. 7 aylığına yatırdığım için bölü 12 çarpı 100 diyorum. 12 ile çarpmayı unutmuyoruz dostlarım. Hadi düzenleyelim buradan faizi bulalım. Şöyle birer sıfır silelim. 25'i 5'e bölelim 5. Bunu 5'e bölelim 2. 12 ile 2'nin çarpımı 24'tür. 48'i 24'e bölersek 2. 2 kere 5 10. 7 ile de çarptım. 70 TL faiz getirirmiş dedim. Hemen şunu hesaplıyoruz. Serenay parasının 1 bölü 3'ünü yıllık %20'den ne diyor? 4 aylığına faize yatırdığında A lira geliyormuş dostlarım. Şimdi Serenay parası 3A olsun bu. 3x olsun daha doğrusu A ile karıştırmayalım. 3x'in 1 bölü 3'ünü yani x lirasını %20'den 4 aylığına 12 çarpı 100 yatırdığında A lira kazanıyor. Geri kalanını yani 2x lirasını %40'tan
8 aylığına yatırdığında yine 12 çarpı 100 yazıyorum buraya. Bu sefer B lira kazanıyormuş. Bize de B bölü A'yı soruyor. Ben şimdi şunları bölü çizgisi yapayım. A bölü B'yi bulayım. Çıkan cevabı takla attırırız dostlarım. 12 çarpı 100'ler gitti bir kere kafadan. Şu 20 ile şu gitsin. 2 kalsın burada. X'ler gitti dostlarım. 2 ile de 2 gitti, 4'ü götürdü buradaki 2 ile 2'nin çarpımı. Bakın yukarıda A'nın olduğu yerde 1, B'nin olduğu yerde de 8 kaldı. Cevap 1 bölü 8 çıkıyor ama bize B bölü A'yı sorduğu için 8 bölü 1'den 8'i işaretledim. Hemen çevirdik bunun arka tarafını diyecektim ama arkada bir şey yokmuş. Geldim ikinci köşe taşımıza dostlarım. Bakalım burayı da bir şöyle güzel bir odaklayalım önce. Evet. Hadi 2 numaradayız arkadaşlar. Diyor ki yıllık %90 faizle bankaya yatırılan bir miktar para. Şimdi bir miktar para yatırıyoruz. Paranın miktarı belli değil. A lira yatıralım. %90'dan yatırıyoruz bu A'yı. 4 aylığına ay dediği için 12 çarpı 100 diyorum buraya. Ve en son bu tabii ki faiz. Bu bizim faizimiz arkadaşlar. Ve diyor ki faiziyle birlikte 130 bin lira olarak çekiliyor diyor. Faizle birlikte. Şimdi demek ki bizim ana paramızın üstüne faiz de bindiğinde 130 bin lira oluyormuş arkadaşlar. Bunu söylüyor şimdi adam bize. O halde biz faizi ana parayı bu tarafa atsak f eşittir şu çıkmaz mı? 130 bin eksi A gelmez mi dostlarım? O yüzden buraya faiz dediğim şeye 130 bin eksi ana para diyorum arkadaşlar. Ve başlıyorum burayı çözümlemeye şimdi. Hadi bakalım. Şu bir sıfır, şu bir sıfırı götürsün dostlar. 4'e bölelim, 4'e bölelim 3 kalsın. 3'e bölelim, 3'e bölelim yine 3 kalsın burada. 3A bölü 10 eşittir 130 bin eksi a oldu. Eksi a'yı buraya artı a olarak geçirelim. 13a bölü 10 olur burası. 13a bölü 10 eşittir 130 bin geldi. Hadi 13'e bölelim. 13'e bölelim. 10 bin kaldı burada. Bir de 10'la çarpalım. A eşittir 100 bin geldi mi dostlarım? Bize neyi soruyor? Faize verilen parayı soruyor. Zaten Adana'yı soruyormuş bize de dostlar. Hemen geldim ikinci soruya. XTL %80 basit faiz ile bir yılına bankaya yatırılıyor. Bir yıl sonra toplam şu kadar para olarak geldiğine göre diyor. Bankanın verdiği faiz geliri kaç TL'dir? Faizi soruyor bize dostlarım. Şimdi biz önce şuradaki denklemi bir yazalım ama biraz yer açayım kendime. Şu üstteki soruyu biz temizliyorum dostlarım. Burada çözelim bunu da biz. Şimdi diyor ki XTL var diyor. Tamam XTL. Yıllık %80 basit faiziyle diyor. %80'le yatırıyorum bunu arkadaşlarım. Bir yıllığına yatırıyormuşum. Bir yıllığına yatırdım. Yıl dediği için bölü 100 yazdım buraya. Bu para bir yıl sonra toplam bu kadar geri geliyor. Yani biz ne demiştik? Toplam çekilen para 2x eksi 1500 100'e 15 binmiş arkadaşlarım 15 bin. Bu toplam çekilen para. Bundan ana parayı yani yatırılan parayı çıkartırsam bu da faiz olacakmış arkadaşlar. Şimdi çözelim bu denklemi. Sıfırlar gitsin. 2'ye bölelim 4, 2'ye bölelim 5 kalsın. Yani 4x bölü 5 eşittir. 2x'ten x çıktı x eksi 15 bin. Şimdi 15 bini bu tarafa atalım. 4x bölü 5'i bu tarafa atalım. Yani şöyle olacak. 15 bin eşittir x eksi 4x bölü 5. Burası da 5x. 4x çıktı. 1x bölü 5 yaptı. X bölü 5. 5 ile de burayı çarparsak 75 bin oldu x. X eşittir 75 bin. Bu ne demek arkadaşlarım? Benim bankaya yatırdığım paranın tamamı buymuş. E biz faizi ne diyebiliyorduk arkadaşlar? Faizi nasıl buluyorduk? Şuradaki kısım bizim faizimizdi değil mi? Şurası. Ana paradan toplam paradan ana parayı çıkartınca faizi buluyorduk arkadaşlar. Yani 2x'ten de x çıktı. X eksi 15 bin. Burası bizim faiz dediğimiz yer.
E bize de faizi soruyor. 75 binden 15 bini çıkarttım. 60 binmiş faizimiz dedim. Geldik bu soruya. Bir adam parasının yarısını yıllık %72 faiz oranı ile 50 günlüğüne faize yatırıyor. Hadi bakalım. Şimdi bir adamın parasının yarısı A olsun. A lirasını yatırıyor bu adam. %72 faiz oranı ile 50 günlüğüne yatırıyor dostlarım. Bölü gün dediği için 360 çarpı 100 yazıyoruz buraya. Ve en son kaç lira faiz getiriyormuş? 50 TL'de faiz getiriyormuş. Hadi düzenleme yapıyorum. 50'ye böldüm, 50'ye böldüm 1. 72'ye böldüm 1, 72'ye böldüm 5. 500 burayla çarparsan işte adamın parasının yarısı 500 bin liraymış. Ama bana tamamını soruyor. 1000 lira çıktı arkadaşlarım. Kaç bin lira çıktı? 1000 lira çıktı. Cevap Adana geldi. Şimdi diyor bakalım bu soru ne diyormuş? Onu bir konuşalım. Hülya parasının 3 bölü 5'ini yıllık %50'den geri kalanını ise yıllık %40'dan 6 aylığına faize veriyor. Eğer tersini yapsaydı yani parasının 3 bölü 5'ini yıllık %40'dan geri kalanını ise yıllık %50'den 6 aylığına faize verseydi 5000 TL daha az faiz alacaktı. Buna göre faiz bilmem ne cart. Şimdi bunu burada herhalde sığdıramayacağız buraya arkadaşlarım. Ben bir kağıt alıp geleyim içeride. Bu arada bir videoyu da durdurayım. Kağıt alıp geliyorum hemen. Yettim dostlar. Hemen bir daha şimdi baştan bu soruyu çözelim. Şöyle güzel de bir yer ayarlayalım sorumuz için. Diyor ki şimdi adam. Hülya parasının 3 bölü 5'ini. Şimdi Hülya'nın parası 5A olsun. Tamamı 5A olsun diyelim arkadaşlarım bu Hülya'nın parası için. Sonra diyor ki bu parasının 3 bölü 5'ini. Şimdi hemen 3 bölü 5'i ne yapar bunun? 3A yapar. 3A lirasını %50'den geri kalanını ise %40'tan 6 aylığına, ay dediği için 12 çarpı 100. Buradan bir faiz alıyor. Artı geri kalanını dediği de 2A lirasını da %40'tan 6 aylığına yatırıp buradan da bir faiz alıyor arkadaşlarım. Ve toplam aldığı faiz burada F1 olsun şimdilik. Devamında da şöyle diyor. Yok diyor, böyle değil de şöyle yapsaydı. Eğer diyor 3A'lık kısmını %40'tan 6 aylığına yatırsaydı 12 çarpı 100 artı 2A'yı da %50'den yatırsaydı buradan da başka bir faiz alacaktı ve diyor ki bu durumda 5000 TL daha az faiz alacaktı. Bu daha azmış bundan. Yani F1'den 5000 TL çıkınca F2'ye ulaşıyormuşuz biz. İşte denklemimiz bu. Hadi şimdi çözüm yapalım arkadaşlar. Şunun 50'si sıfırıyla bunun sıfırı, bunun sıfırıyla bunun sıfırı gitsin bir bakalım. Sonra düzenleyelim. Şu 6 ile 12 gitsin, 2 kalsın. 6 ile 12 gitsin, 2 kalsın. F1'i bir daha yazıyorum. Şurası 3 kere 5, 15. 15A bölü 20. Yer kalmadı tabii. Artık şurada devam edeyim arkadaşlarım. Şöyle yapalım. 15A bölü 20 F1. Sonra şurayı düzenleyelim. Artı buradan da ne geliyor? 2 kere 4 8A bölü 20 de buradan geliyor. Yani toplam 23A bölü 20 çıkıyor F1. Şimdi F2'yi de düzenleyelim bir. Şöyle birer sıfır götürelim öncelikle. 6 ile 12'yi sadeleştirelim 2. 6 ile 12'yi sadeleştirelim 2. 3 kere 4 12A bölü 20 artı 10A bölü 20. Yani ne yaptı bu da? 22A bölü 20 yaptı arkadaşlarım F2'de. Şimdi şuradaki denklemde de yerine yazalım. F1 yerine 23A bölü 20 eksi 5000 eşittir F2. O da nedir dostlarım? 22A bölü 20. Hemen yer değiştirdik. 22A'yı buraya atarsak A bölü 20 kaldı. Eksi 5000 oldu. Demek ki A dediğimiz şey 2 kere 5 10,
3-4 tane de sıfır gelecek yanına. 100 bin oldu arkadaşlar. Peki bize neyi soruyordu bu adam? Hülya'nın faize verdiği toplam parayı soruyor dostlarım. Yani 5A. 5A'yı soruyordu bize. 5A demiştik tamamına. 500 bin yapıyor arkadaşlarım. Yani Ceyhan çıkıyor sorumuzun cevabı. Evet, bunu da hallettik. Bu 2 numarayı da gömdük. Hemen çevirdim. 3 numaralı köşe taşındayız. Bileşik faize geçtik arkadaşlarım. Bileşik faiz çözeceğiz şimdi. Diyor ki 500 TL aylık %2 bileşik faiz hesabıyla bir bankaya yatırılıyor. 3 ay sonra kaç TL faiz geliri getirir diye bir soru sormuş bize. Bakın hocam, yukarıda formülü yazmış zaten arkadaşlarım. Bileşik faizin şuradaki formülünü kullanarak çözebilirsiniz bunu. Hemen çözelim arkadaşlarım. 500 bin TL yatırıyorum. 500 bin TL çarpı 1 artı %2 faiz dediği için 2 bölü 100 yazıyorum buraya. Kaç aydı? 3 aylığına yatırıyorum. İşte burada bulduğum para benim ana paramla faizin toplamı. Yani 500 bin ile faizin toplamı buymuş arkadaşlar. Bu işlemin sonucundan da bize faizi soruyor arkadaşlar. Biraz işlem kalabalığı olan bir soru burası. Şurası 0.02 yapıyor. 1 ile toplarsam 1.02 yapıyor arkadaşlarım. 1.02'nin küpünü alacağız. İşte burası biraz gıcık. Biraz hesap makinesi işlemi yapmamız gerekecek herhalde. Burayı ben size bırakayım mı arkadaşlarım? Bu kısım size ait olsun. Çünkü normalde hesap makinesiyle yaparım herhalde ben bu kısmı. Ne çıkıyormuş cevap? Adana geliyormuş dostlarım. Geçtim burayı. Geldim 2'ye. Diyor ki yıllık %20 bileşik faiz oranıyla bankaya yatırılan bir miktar para 2 yıl sonra kaç katına çıkar? Şimdi bileşik faizi ben bu formülle değil de arkadaşlar şöyle çözelim. Normal tanımı gereği çözelim biz. Şimdi bileşik faizi 2 yıl yatırıyorum. Önce birinci yıl şöyle yatırıyorsunuz dostlarım. Ne kadarmış paramız? Paranın miktarı belli değil. A lirayı %20'den 1 yıllığına yatırıyorsun. Buradan birinci faizi buluyorsun hemen. Gitti. 2 bölü 10, A bölü 5 mi geldi arkadaşlarım birinci faiz? Yani benim param ne kadar oldu o zaman? A liraydı. A bölü 5 de faizden geldi. Ekledik 5A, 6A bölü 5 oldu. Şimdi bu bizim ilk yıl yatırdığımız faiz. Bileşik faizde böyle yapıyorum arkadaşlarım. Birinci yıl yatırıyorum. Faizle birlikte ana parayı topluyorum. İkinci yıla bir daha bu paranın toplamını yatırıyorum. Şimdi 6A bölü 5 lirayı yatıracağım. %20'den 1 yıllığına yatırıyorum. 20'ye bölelim, 20'ye bölelim 5. Buradan da F2 faizini buldum. O da 6A bölü 25 geldi. Yani benim zaten 6A bölü 5 lira yatırmıştım. Bir de 6A bölü 25 lira da buradan geldi. Şurayı 5 ile çarpalım. 36A bölü 25 lira oldu toplamda. Diyor ki 2 yıl sonra kaç katına çıkar? İşte 36 bölü 25 katına çıktı dostlar. Sorumuzun cevabı Edirne geldi. Hadi 3 numaraya bakalım. Bir banka 1. yıl için %30, 2. yıl için %40 faiz vermektedir. Peki. 1000 TL'si olan bir adamın parasını bu bankaya yatırıyor. İkinci yıl sonunda bileşik faiz bakın. Hadi bileşik faize yatıralım. Şimdi önce 100 bin lirayı yatırıyorum. Birinci yıl için yatırıyorum %30. Bir yıllığına dediğim için bölü 100 yaptım burayı arkadaşlarım. Bir yıllığına yatırdım şimdi burada. Peki devam edelim. Buradan bir faiz gelecek. F1 faiz olacak bu tabii ki. O da hemen bir yıllığına yatırdığımız için 2-0 silelim. 30, yanına da 3 tane 0 eklendi. 1, 2, 3, 0 eklendi arkadaşlarım. Bu birinci faizimiz. Yani benim şu anda 1 yıl sonunda param 130 bin lira oldu arkadaşlarım. 100 bin lira yatırmıştım. 30 bin lira faiz geldi, 130 bin lira oldu. Şimdi ikinci yıla geçtim. O zaman 130 bin lira yatırıyorum artık. %40 oluyormuş ikinci yıl. Yine 1 yıllığına yatırdım, bölü 100. 2-0 gitti, 2-0 gitti. 4 çarpı 13, 52 yaptı. 1, 2, 3 tane de 0 geldi. 52 bin lira faiz geldi. 130 bin liraydı. 52 bin lira daha geldi. 182 bin lira oldu mu arkadaşlar benim en son param?
eline geçen toplam faiz diye soruyor. 100 bin liraydı ilk başta. 2 yıl sonra 82 bin lira fazlalaştı. Cevap Adana geldi. Evet, dördüncü sorumuza bakıyoruz. Ne diyor? XTL yıllık %25 bileşik faiz oranıyla bir bankaya yatırılıyor diyor. Tamam. 2 yılda 180 TL faiz geliri elde edildiğine göre diyor. Faiz gelirini söylemiş. Şimdi X lirayı %25'ten 2 yıllığına yatırıyorum ya. 1 yıl 1 yıl parçaladım onu. 1 yıllığına yatırdım önce. Buradan X bölü 4 lira faiz geldi mi arkadaşlar? Bu X bölü 4 faizle birlikte benim param artık X artı X bölü 4, yani 5X bölü 4 liram oldu. Şimdi bir daha 5X bölü 4 lirayı yatırıyorum %25'ten 1 yıllığına. Gitti gitti 4. Buradan da 5X bölü 16 lira faiz geldi. Bu birinci faiz, bu ikinci faiz oldu. Yani benim artık yıl sonunda, 2 yıl sonunda toplam param 5X bölü 4 artı 5X bölü 16 lira var. Bunu da 4 ile genişletelim. 25X bölü 16 lira toplam param olmuş benim arkadaşlar. Bize neyi soruyor peki? 2 yılda 180 TL faiz geliri. Şimdi benim toplam param 25x bölü 16. Ana parada x lira, ilk başta yatırdığım para. Çıkartırsak dostlarım 9x bölü 16 lira faiz gelmiş mi bana toplamda? Toplamda 9x bölü 16 lira faiz gelmiş. Ve bunu da biz 180 TL olarak biliyormuşuz. 180 bin lira. Hadi 9'a bölelim, 9'a bölelim. 2 bin lira olsun. 16 ile çarpalım. 32 mi yaptı arkadaşlar? Cevabımız Adana geldi. Evet, 3 numarayı da gördük. Hemen 4'ü aldım. 4. köşe taşındayız arkadaşlarım. Güzel gözüküyor her şey. Şöyle birinci sorumuza bakalım ne diyor. Aylık %10 faizle bankaya yatırılan para kaç yıl sonra kendisinin 3 katı kadar basit faiz geliri getirir diye bir soru sormuş. Şimdi yalnız dikkat edin burada. Aylık %10 faizle yatırılıyor. Normalde biz faizi yıllık olarak hesaplardık. Demek ki yıllıkta 12 çarpı 10'dan 120 lira faiz var. Şimdi ne diyor? A lira yatıralım. Yıllık %20, 120'den faize yatırıyorum. Kaç yıl sonra? X yıl sonra, yıl dediği için bölü 100, kendisinin 3 katı, yani 3A faiz getirecek. Birer sıfır gitti. A'lar gitti. 3'e bölelim 1 kalsın. 3'e bölelim 4 kaldı. 4x eşittir. Onu da buraya çarpı atalım. 4x eşittir 10. X eşittir 10 bölü 4. Yani 5 bölü 2 geldi dostlar. 2'ye geçiyorum hemen. Aylık %60 faizle bankaya yatırılan para kaç gün sonra kendisinin %18'i kadar faiz getirir diye bir soru sormuş. Şimdi dikkat et, yine aylık %60 ile yapıyor. O zaman yıllık olsaydı bu ne olacaktı? 12 çarpı 60 diyecektik. Peki, bir miktar para yatırdım. Ne kadar? Kendisinin %18'i kadar faiz getiriyor diyor. O zaman biz bunu şöyle yazalım. 100 A lira olsun bizim yatırdığımız para. 12 çarpı 60 faiz yüzdesi. Kaç gün sonra diyor, x gün sonra, gün dediği için arkadaşlarım 360 çarpı 100 yazacağım buraya. Ve en son kendisini %18'i kadar, yani 18 A lira faiz getirsin diyor. Hadi öncelikle şu A'ları bir silelim. Şuradaki 60'a bölelim, 60'a bölelim 6. Yüzler de gitsin. 6'ya bölelim, 6'ya bölelim 2 çıksın. 2 ile de 18'i sadeleştirdim. X eşittir 9 kaldı. Bir tek cevap Edirne geldi dostlarım. Evet, 3 numaraya geçiyoruz. 300 bin TL var. Basit faizle bankaya yatırılan 300 bin TL. Hadi 300 bin TL. Getirdiği faiz miktarını aynı faiz oranıyla, şimdi faiz oranı N olsun burada. 16 ayda. Ay dediği için 3, yok, ay dediği için 12 çarpı 100 yazacağız buraya. Getirdiği faiz miktarını 200 bin TL diyor. Aynı faiz yüzdesiyle kaç yılda, yıl dediği için de bölü 100 yazıyorum buraya. Hadi şimdi düzenleyelim arkadaşlarım.
enler gitti bir kere. Şuradaki yüzler gitti. 3-5-0 buradan, 3-5-0 da buradan sildim. 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 3, bu 3 ile de bu 3 gitsin. Burada bir tek 4 kaldı, burada da 2x kaldı. Demek ki x eşittir 2 geldi dostlarım. Son sorumuz arkadaşlar, bu videomuzun son sorusu. Yıllık %32 faiz veren bir bankaya yatırılan bir miktar para. Şimdi bir miktar para A lira olsun. %32 faizden yatırmışım. Kaç ay? X ay. Ay dediği için 12 çarpı 100. Kendisinin %24'ü kadar faiz getirir. O zaman kendisine biz 100 diyelim de. %24'ü dediği zaman kolaylıkla 24A yazabilirim buraya. 24A lira faiz getirir diye bir soru sormuş. Hadi düzenleyelim. A'lar gitti. 100'le de bu 100 gitti. 32'yi 4'e bölelim 8, 12'yi 4'e bölelim 3. 8 ile 24'ü sadeleştirdim. 3 de burada kaldı. Bu 3 de buraya çarpı diye geçti. X eşittir 9. Geldi sorumuzun cevabı arkadaşlar. Evet kobeller, 4 numarayı da gömdük. Bir sonraki videomuzda da kalan köşe taşlarını çözmeye çalışacağız. Hadi kolay gelsin, görüşmek dileğiyle.